Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yorumlara gol var kazandırır ya da hüma iyileştirir yazmanızı rica etsem arkadaşlar yazar mısınız? Ya da gol var kazandırır boşluk virgül hüma iyileştirir yazarsanız çok minnettar kalırım en azından sevgili sponsorlarımızın sevgili dostlarımızın. E, yüzlerini gülmesi de ayrı ayrı bir sevinç. Bu arada bayağı Fenerbahçeli e, sağlık çalışanı var. Doktoru, hemşiresi güvenlikçisi bile Fenerbahçeli. Düşünün öyle bir hastane. Ayseriye yolunuz düşerse mutlaka uğrayın ya. Gidin arkadaş. Ne bileyim bakın edin. Şimdi e, özellikle de bunu söylüyorum çünkü Hüma takip edenler var. Kendilerini belli etmiyorlar ama ben biliyorum az buçuk kimler olduklarını. Onların hepsine buradan selamlar olsun. Ayrıca gol var ekibinin de tamamına selamlar olsun. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'miz doğru başardı. Maçı kazandı. Şiir gibi. Yani e, Jesus Zico'dan bu yana 2007-2008'den bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında üst üste 5 deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör olmuş ki e, o sezon Fenerbahçe şampiyon olmuştu biliyorsunuz. Aynı zamanda bugün ya daha doğrusu dün Fenerbahçe adına çok enteresan bir şey vardı. Neydi o? 7 ay sonra Luan Perez'in oynaması. Jesus maçın bitiminde hani sadece o kısımdan bahsediyorum. Diyor ki Luan Perez'i konuşmak istiyorum. Sanki 7 ay değil de 7 gündür oynamıyormuş gibiydi. İşte oyuncuların kalitesi bu tarz durumlarda ortaya çıkıyor. Bazı oyuncular için 7 ay uzak kalmak büyük bir problem olurken bazı oyuncular için 7 gün gibi. Rıdvan Dilmen de diyor ki Luan Perez tam 8 aydır dilek kolay oynayamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve gerçek mevkisi dışında başladı. Aslında zaman zaman Marsilya'da sol bek oynamıştı var onu da söyleyeyim. Hatta Marsilya'da sol bek oynadığında Marsilya daha iyi oynamış Avrupa'dan. Bu kadar süre sahalardan uzak kalmasına rağmen taktiksel açıdan müthiş bir maç çıkardı. Ancak bu kadar olur diyor. Allah nazardan <laughs> sakındırsın. Tabii ki de ee ne diyeyim e, maçın çok enteresan bir maçtı. Hani Galatasaray ve Fenerbahçe maçı gibi bir şeydi. Çünkü Sivas'ta oynanan iki maç. Birinde Sivas'ı doğrayıp Galatasaray'ın iki kırmızısını vermeyip Sivas'ın hani e, golünü iptal edip maçı ondan alıp Galatasaray'a veren bir hakem yönetimi. Diğerinde de Fenerbahçe'nin rakibi ne yaparsa yapsın kart vermeyip Fenerbahçe'nin her hareketinde sarı kart ya da kırmızı veren bir hakem yönetimi. Şimdi ben kolay kolay kendi ağzımdan konuşmam. Ben derim ki Bünyamin Gezer ne diyorsa kabulüm. Bünyamin Gezer tartışmalı pozisyona ilgili konuşmuş. Aynen cümlelerini okuyorum. Zorbay küçük İrfancan kahvecinin hareketinde şiddet ve gaddarlık görmedi ve sarı kartı yeterli buldu. Ama var devreye girdi. Burada varın devreye girmemesi lazımdı. Çünkü hakem yorumuna açık bir pozisyonda var devreye giremez diyor. Yani şimdi e, evet bence de İrfan hareketi kırmızı kart. Ha Galatasaray standartlarına göre hani şu rezil standartlara göre bak alt iki sağ sol Galatasaray'ın Sivas deplasmanı. Bunlara kırmızı çıkmadıysa İrfan'a sarı bile haksızlık. O da ayrı mesele ama işin kuralını böyle söylüyor. Galatasaray demişken Galatasaray'da sarı kart sınırındaki Oyuncular haftalardır sarı kart görmüyorlar. Hakeme sövseler de görmüyorlar, hakemi dövseler de görmüyorlar. İnşallah adalet artık tecelli eder. Tercihi Oliviera 5 haftadır. Sakaboy 5 haftadır. Mauro Icardi 6 haftadır. Geliyor bomba geliyor. Kerem Aktürkoğlu 25 haftadır. Evet yanlış duymadınız. Şimdi Oliviera, Boy, Icardi, Kerem Aktürkoğlu. Bakalım. Sağ alt Sakaboy 42 Abdülkerim Parmakçı 27 e, Oliviera Başka bakalım Şu yerden kaynaklı Üsttekiler Üst sağ ve orta yok üst sağdaki Zaniolo, Orta iki ve soldakiler Kerem Aktürkoğlu yani bu hareketlere vermezsen ya yani Sonsuza kadar yemeye edebilirler Orada Galatasaray ligde Aleyhine en az sayıda penaltı çalınan takım iki kez Şimdi İrfan Can demişken İrfan Can bu sezon 12. skor katkısı. 7 gol 5 asist. Ama 7'ye kırmızı. Şu da bir gerçek. Fenerbahçe ligde oynadı. Son 9 deplasman maçında da yenilmedi. 8 galibiyet bir beraberlik. O beraberliği de hakem yüzünden aldı. Aa, hakem yüzünden puan almışlar. Hakem yüzünden puan falan alan yok. Hakem yüzünden berabere kaldı. Adana Demir deplasmanında. Yani Galatasaray'ın da inşallah maçları böyle yönetilir ya. Tek temennimiz bu. Başka bir şey istemiyoruz. Herkes için adalet. Adalet herkes için adalet. Şimdi kaleci ile ilgili bir olay var ama Ali Koç dedi ki dün bizim trollerimiz bizi aşağı çekmek için öbür camia sosyal medyada nasıl hareket ediyor? Bizimkiler nasıl hareket ediyor? Diyor. Yani bizim taraftarımız bizi aşağı çekmeye çalışırken rakiplerinki bir araya geliyor dedi. Maçtan sonra Galatasaraylılar ortalığı ayağa kaldırdılar. Şike şike şike. Onlar çok iyi bilir şikeyi. Yani kişi kendinden bilir işi. Yapmayan bilebilir mi? Bilemez. Ha siz UEFA'da tescillisiniz. Ulan siz Allah katında tescillisiniz. Siz bana neyden bahsediyorsunuz? Siz bana neyden bahsediyorsunuz? Arif Erdem'in, Hakan Şükür'ün orta sahadan düşürülüp çaldığınız penaltılar, çaldığınız sezonlar, çaldığınız şampiyonluklar. Siz kime neyden bahsediyorsunuz? UEFA'nın kitabında yazmasına gerek yok. Sizin tesciliniz başka. Kedicikler. Şimdi <laughs> Ya enteresan bir şey bak Ahmet Ercanlar diyor ki Türk hakemliği artık öyle bir rezil hale geldi ki ancak görüntüleri izleyip penaltı çalıyorlar. Ama Fenerbahçe aleyhine olunca hiç düşünmeden kolay kartlar çıkarıyorlar. Ya Osai'nin kartına bir bakın. Arao'nun kartına bir bakın. Hani Arao'yu sevdiğimden değil oynamaması benim daha çok işime gelir. Emin olun Giresun Depresman'da oynamaması daha işimize gelecek. Ama ya bu kadar da olmaz ya. Galatasaray'ı kollayacağız diye Kantar'ın topuzunu kaçırdınız. Dikkat edin o Kantar bir tarafınıza şey yapar. Neyse şike diyorduk Galatasaray diyorduk. Maçın hemen bitiminde şike ile ünlü bir takımımız olan Galatasaray taraftarı sosyal medyada şike hashtag'i şike tekleri falan açmış. Şimdi çok ama çok komiktir. Kaleci Ali Vural Şaşal'la ilgili yapmışlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ali Vural Şaşal'ın Şerefi sizin sülalenizdekilerden daha fazla olabilir. Dikkat edin. İkincisi Sivas Spor'a yani direkt olarak Sivas Spor'a şikeci diyorsunuz. Sivas Spor'a şikeci derken önce ağzınıza besmele almanız lazım. Besmeleyle adını almanız lazım. Siz neden bahsediyorsunuz? Neyin sapıklığı bu? Sizin tarihinizi herkes biliyor. Salatlar, 8-0'lar, bilmem topaçlar, Rigobertson'a giden paralar. Biz her şeyi biliyoruz. Atlan Polat bile çıkıp kefil olamam diyorsa konuşmayacaksınız siz. Fakat şimdi Ali Bural Şaşal kalede enteresan bir kalecilik yaptı. Ben size anlatayım arkadaşlar olayı. Olay şu. Altay Bayındır kara gümrük maçında sanki şike yapmış gibi bir kalecilik yaptı. Yerden seken topa uzanamadı. Fenerbahçe hatta oradan gol yedi. Hatta biz şunu söyledik. Ulan bu kadar kolay gol yenir mi dedik. Kendi kendimize dedik değil mi bunu? Dedik mi? Kendi kendimize dedik. Ulan dedik bu kadar kolay gol yenir mi? Ve bunu diyen arkadaşlar yani 6 e, Altay Bayındır maçtan sonra açıkladı ki bir sakatlığı varmış omuzunda ki e, bel fıtığı gidip ameliyatını da oldu. Hani sezonu kapatı deniyor ama daha önce e, dönme ihtimali var. Şimdi burayı anladık. Aptal anlatır gibi anlatıyorsun hocam. Ya belki anlarlar diye uğraşıyorum. Amacım o. Ali Bural Şaşal'ın da Valencia ile çarpıştığı bir pozisyon var. Orada Valencia hastaneye kaldırıldı. Neyse ki durumu iyi. Maçın bitiminde Rıza Çalınbay şu açıklamayı yaptı. Valencia'nın pozisyonunda Ali Şaşal da sakatlandı. Çıkması lazım ama çıkmıyor. Ağrılarla oynuyor. Devre arası ayağım kötü diyor ve çıkıyor. İnsanın profesyonel davranması gerekiyor. Yani Ali Vural Şaşal o pozisyonda sakatlanmış ama çıkmamış. Niye? Fenerbahçe kininden çıkmamış. Niye? Fenerbahçe nefretinden çıkmamış. Niye? Fenerbahçe'yi yenelim işte bu maçta pay sahibi olayım diye çıkmamış. Yani Galatasaraylılar kendilerinden bildikleri o şike işi yerine Ali Vural Şaşal'ı sorun yani Ali Vural Şaşal'ın durumunu öğrenmeleri lazımdı ki herhalde şu anda hepsi utanıyordur masum bir insana şikeci dedikleri için ama zannetmiyorum. Yani onlar da utanma olsaydı. Çıkıp da kara gümrük maçından sonra bizim bu maçta hakkımız yendik cümlesini kurmaya töbe cesaret edemezlerdi ya. İmkanı yok ya. Ya bir insan böyle bir cümleyi kuramaz ya. Ya kara gümrük maçında Galatasaray'ın hakkı yendi cümlesini aklı serin bir insan kuramaz ya. Reha kapsal. Reha kapak. Şey kapsaldan kapak geliyor. Sosyal medyaya bakıyorum. Sivas Spor kalecisi Ali Şaşal'a yükleniyorlar. Sivas Spor 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de şampiyonluktan ettiğinde Sivas Spor'un kalesini Ali Şaşal koruyordu. Ali'ye bu haftayı vuranların bundan haberi var mı acaba? Sanmıyorum. O kadar o kadar ahlaksızlar ki haberlerin olduğunu sanmıyorum. Bir insana yafta vurmak bu kadar basit mi? Ayıptır, günahtır demiş. Bunların günahı yok. Bunlara göre günah diye bir şey yok. Bunlar ne yaparsa yapsın mübah. Öyle bir hale büründüler ki. Ya utanın. Ya bırakın. Ağlayın. Ya yazık günah. Şöyle böyle ağlayın. İşleri güçleri bu. Başka hiçbir cümle yok. Şimdi yine devam edelim arkadaşlar. Lig maçlarının başından beri bu yana hiçbir kaleci sarı kart yemezken rakibimiz bizim kalecimiz yiyor. Mert Hakan sarıyor. O yiyor. Bu yiyor. Ee... Şimdi arkadaşlar şunu da belirteyim. Özel bir şekilde belirteyim. Galatasaray tam 7 aydır kırmızı kart görmüyor. Başakşehir, Beşiktaş, Ankara gücü, Fenerbahçe maçlarında Galatasaray'ın büyük ihtimalle puan kaybedecek olma korkusu ve şampiyonluktan Fenerbahçe'nin hala kopmaması tir tir titretiyor. Ya sezon bitene kadar Fenerbahçe taraftarı bir birlik olsa neler neler olmaz ki. Neler neler olmaz ki. Ama Fenerbahçe taraftarı Anca bir şeyleri çöpleme derdindeler. Bakın Jesus diyor ki Beşiktaş Galatasaray derbisiyle umarım iyi bir hakem yönetimi olur. Ya elin bugüne kadar hakem hakkında konuşmamış teknik direktörü bile umarım iyi bir hakem yönetimi olur diyor. Ya içinde bulunduğumuz durumu anlayın. Siz çıkıyorsunuz anca futbolcu çöplüyorsunuz. Ya yapmayın etmeyin ya. Ben şimdi birazdan şeye geçeceğim. E, e, futbolcuları değerlendirmeye geçeceğim. Merak etmeyin. Orada mesela Samet Akaydın e sorsam çöplersiniz. Ya yapmayın etmeyin. Bakın arkadaşlar. Bakın. E, inanın bizim futbolcularımız o kadar kötü değil. Ağzını açan diyor ki ya işte iki takım arasında kalite farkı var. Jesus olmasa buraya gelmezdi. Hayır abi bizim futbolcularımız gayet kaliteliler. Bizim futbolcularımızı bir siz beğenmiyorsunuz. Napoli beğeniyor gelip transfer ediyor. Lazio beğeniyor transfer ediyor. Bir siz beğenmiyorsunuz. Ha bu arada eşeklere bir şey söylemek istiyorum. Son dakika. Eşeklere. Hangi eşeklere? Ya şöyle söyleyeyim. TFF ziyareti işe yaramış diye tek açmışlar. Yahu İrfan Can kırmızı yedi. Ya sizin 7 aydır her haltı yiyip yiyemediğiniz kırmızılardan yedi hem de. Hani her haltı yediniz. Ondan yedi hem Mert Hakan, İrfan Can Eribayat, Arao, Osayi. Bunlar hep sarı kart yemiş durumda. Yani 4 tane futbolcusu sarı kart yemiş durumda. <laughs> Fenerbahçe'nin. Penaltıyla gol atılmamış. Vara gitmiş sarı yiyen futbolcununki kırmızıya çevrilmiş. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Sivas Spor maçı kaç sarıyla bitirdi biliyor musunuz? Sivas Spor maçı kaç sarıyla bitirdi? Sıfır sarıyla bitirdi. Ya bu kadar mı eşek olur insan ya? Ya abi. Yani taraftar olur ama eşek olmayın. Gözünü seveyim ya. Azıcık doğruları konuşun ya. Lan bu mu olur yani? Ya sizin, sizin ziyaret işe yaramış mı? Akşam göreceğiz. Ki yaramıştır. Rossi. Her şeyden önce enleri iyi olduğu için mutluyum. Maç bittikten sonra haberini aldık. Onun iyi olması bizi sevindirdi. O bizim için önemli biri. Bugünkü maç zor geçti maç boyunca çok savaştık da anaya şükürler olsun ki bu galibiyette takıma yardım ettim diyor. Nelson'a kırmızı yok. Son adam. Abu Bakar kırmızı yok. Yumruk atar. Ama İrfan Can'a kırmızı var. Niye? Fenerbahçe futbol. Adalet yok. Ya oluyorsa hepsine olacak. Olmuyorsa olmuyorsa diye bir şey yok. Hepsine olmalı. Hepsine olmalı. Böyle yaparsanız bunun adı kollama olur. Böyle yaparsanız asıl bunun adı şiki olur. Ligde aleyhine en az penaltı çalınan takım çıkmış. Şöyle böyle falan filan. Ya Luan Perez. Helal olsun sana. Vallahi var ya. Bu sezon Galatasaray'ın gördüğü kırmızı kart sayısı 1. Rakip takımların 19. Fenerbahçe'nin gördüğü kırmızı kart sayısı 8. Rakip takımların gördüğü kırmızı kart sayısı 5. Türk futbolunun özeti. Muhteşem Türk futbolu. Muhteşem Süleyman. Yani çifte standart var hashtag'ini. Fenerbahçe taraftarı boşuna bir yerlere sokmadı. Şey gündeme yani. Ya, hemen ben ne cümle kursam sapık sapık düşünüyorsunuz. Bu arada İrfan Can Eğri Bayat. Sana da ayrı bir alkış. Berk Berk göz artık Fenerbahçe futbolcularını değerlendirmeye başlayalım. Ahmet Ercanlar diyor ki Fenerbahçe bu ülkenin temel direğidir. Fenerbahçe FETÖ'cülerin dualarla himmetlerle şampiyon yaptığı bir kulüp değildir diye. Berk Berk göz diyor ki Arda Güler artı İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon Fenerbahçe takımını etkisin. 3 oyuncunun ortalamasını almış. Ee, ortalama derken 3 oyuncuyu toplayıp mı almış? 7 gol, 7 asist, 10 tane oluşturulan fırsat, yüzde %82 ileriye doğru pas, %60 ikili mücadele kazanma, 8 kez haftanın takımı. Bu arada genç Fenerbahçeliler gol anında giy formanı çık sahaya tezahürat yaparken golden sonra durmadan daha yüksek sesle devam ediyorlar. Yamaç oğlum. Dönün artık Çukur'a. Dönün artık. Yani ee, umarım dönerler Çukur'a ya. Bu arada Nelson demişken Nelson'a kırmızı göstermeyen var hakemi Mustafa İlker Coşkun. Devam kararını uygulayan kişi. Bilin bakalım Sivas maçında var hakemi kim? Mustafa İlker Coşkun. Yani Offsite mısıcılar. Kalecilere leke sürecek. <laughs> Şimdi gelelim Fenerbahçe futbolcularının küçük değerlendirmelerine. Maçta en baba yiğit isimlerden birisi Luan Perez. 6.6 vermiş sofa skor. Sofa skor sizin skorunuza sizin futbolunuza keş 10. Bak 9 verirsem ben bırakıyorum burayı. Uzaklaştırma 2. Pas arası 2. Top çalma 3. Geriye koşu 2. Kazanılan ikili mücadele 10'da 6. Bir kez faul yapmış sadece. Orta isabeti 1'de 0. Uzun top isabeti 2'de 0. İsabetli şut 1. Engellenen şut 1. Kaçan büyük fırsat 1. Top sürme girişimi 4'te 3. Hani daha ne yapması lazım Luan Perez'in? Ben size söylüyorum. 10 üzerinden 10'luk top oynadı Luan Perez. Beğenmeyen varsa Defolsun gitsin. Samet Akaydın. Şimdi geldik Samet Akaydın'a. Bir arkadaşımız var. Yani Allah bir diyor Samet Akaydın kötü diyor. Ya arkadaş kural değil bu diyorum. Samet kötü diyor. 90 dakika oynamış. Bakalım ben her maç o arkadaş için istatistiği çıkartacağım. Her maç. Bir de sahanın en iyi stoperi kim seçilmiş? Ee, en iyi stoper Samet seçilmiş. Yoksa kıyaslayacaktım. 90 dakika. Uzaklaştırma 4 pas arası 5. Kazanılan hava topu 3'te 3. Kazanılan hava topu 3'te 3. 4 bak. 4 uzaklaştırma, 5 pas arası. Hava topu 3'te 3. <laughs> Bitti mi, bitmedi. Bitmedi. Top kaybı sadece 5 maç boyunca. O da nereden? Ee, uzun top isabetinde 3 tane hatası var. Kısa pasta da 2 tane taça çıkan topu var uzaklaştırmak adına. Şimdi yediğimiz gol hocam yediğimiz gol Samet'in yüzü yediğimiz gol savunma arkasına atılan bir top savunma çizgi halinde o sayının bozduğu offside. Serdar Aziz bak Serdar Aziz'in istatistiğini söyleyeyim uzaklaştırma 5 ee, kazanılan hava topu 4'te 2 iki. kazanılan ikili mücadele 1'de 1 bir. bir asisti var Serdar Aziz'in nasıl bir asisti var lan? Serdar Aziz'in bir asisti var. Ferde'ye orta. İrfan Can yapıyor. Ee, i̇lk golde Rossi'ye pası Serdar Aziz mi verdi? Yok artık. Rossi'ye pası Serdar Aziz mi verdi? Bak bu benim dikkatimden kaçmış. Ula Neyse. Bir asisti var. 5 uzaklaştırma. 4'teki hava topu. 11 top kaybı. Kendisine bir kez faul yapılmış. 63'te 52. Pas isabeti uzun top isabeti 10'da 2. 8 tane rakibe vermiş. Ona rağmen 6.8. O sahi 79 dakika bir uzaklaştırma. 2 pas arası bir top çalma. 8'de 4 ikili e mücadele kazanma. Başka 1'de 1 top sürme girişim. Mesela o sayı 7'lik top oynamış. İrfancan Can Eğribayat. 90 dakika 3 kurtarış. 2 kurtarış ceza sahası içinden. 38'de 20 isabetli pas. Arkadaşlar 18 pasın 18'de uzun top. Bizim bugün şişirme ile oynadığımız bir sistem vardı. O yüzden bir uzaklaştırma kazanılan ikili mücadele bir de bir kendisine bir faul yapıldı diyor. Ben İrfan Can'a 10 veririm. 7'yi golde de çok çok bir hatası yok. Çok köşeye gitti. İyi kapattıydım. O sahi 7. Serdar Aziz 8. Samet'e ben 9 veririm. Luan Perez'e 10. Ferdi Kadıoğlu. 9 nokta diyen varsa Suriye'ye kadar kovalarım onu. Direkt 10. Hocam 10 yaptı da ne yaptı? 2 gol. 37'de 28 pas isabetim. 2 önemli pas. 1'de bir orta isabeti. 2 isabetli şut. Kazanan 2 mücadele 9'da 4. Kazanan hava topu 4'te 1. Kendisine 2 faul yapılmış. 3 pas arası. 2 top çalma. 2 de geriye koşu. Yani orta saha oynamasına rağmen hareketler. Arda Güler 45 dakikalık resital. 28'de 24 pas isabeti, 2'de 1 orta isabeti, 5'te 3 top sürme girişimin başarısı, 8'de 4 ikili mücadele kazanma yüzdesi, kazanılan hava topu 2'de 2, engellenen 2 şutu var. 9 top kaybı, 1 top çalma, 1 geriye koşu, 10 Arda Güler. Arao 79 dakika. 33'te 30 pas isabeti, 2'de 0 uzun top, 8'de 3 ikili mücadele kazanma, 1'de 0 hava topu kazanma, 6 top kaybı, 2 faul. 2 uzaklaştırma, 1 engellenen şut, 1 pas arası, 3 top çalma, 2 geriye koşu. Arao da bir 8'i hak etti. İrfan Can Kahveci. Kırmızı yemesine rağmen puan vereceğim. 20'de 16 pas isabeti, 1 önemli pas, 2'de 1 orta isabeti, 1 asist, oluşturulan fırsat 1, top sürme girişimi 1'de 1 kazanılan ikili mücadele 5'te 1. Belki de İrfan buna çok sinirlendi. Kazanan hava topu 1'de 1. Eee, pas arası 2. Geriye koşu 1. 50 dakika üzerinden 7 veririm. Enner Valencia'yı 10 olarak değerlendiriyorum. Sakatlanıp çıktığı için. Ca ja Pedro. 69 dakika. Bir tane kaleyi bulmayan şutu var. Top sürme girişimi 7'de 3. 14'de 11 pas isabeti. bir önemli pas. 1'de bir 1 bir uzun top isabeti. 1 oluşturulan fırsat. 12'de 4 ikili mücadele kazanma. Burada sebep şu arkadaşlar. Sırtı dönük oynadığı için orada indirme rolündeydi. Kazanılan hava topu 8'de 4. Ee, uzaklaştırma bir geriye koşu bir. Ben Pedro'ya da bir 7 veririm. Rossi 7.4 vermiş sistem. 76 dakika bir gol. İyi dinleyin bak. Bir isabetli şut. 3'te 2 top sürme girişimi. 28'de 23 pas. 2 önemli pas. 1'de 1 bir uzun top. Kazanılan ikili mücadele 7'de 4. Top çalmada 1 diyor. Attığı golle bence hayat verdi. Bence 8'i hak etti. Onu da söyleyeyim. İsmail Yüksek. 45 dakika. Onda 10 pas isabeti. 1'de 1 top sürme başarısı. 4'te 2 ikili mücadele kazanma. 2'de 1 hava topu kazanma. 1 top kaybı. 1 faul. 3 uzaklaştırma. 2 pas arası. 1 top çalma. 1 geriye koşu. Bence 10'luk top oynamış. 45 dakika özelinde. Serdar Dursun 69'da giriyor. o şey e, 21 dakika 31 diyecektim. Top sürme girişimi 3'te 1 başarı. 13'te 8 pas isabeti çok kötü. Kazanan ikili mücadele 7'de 2. Kazanan hava topu 1'de 0. Top kaybı 14. Vicdansız. 21 dakikada 14 top kaybı ne 3'te 2. 5 vermem. Alioski o da 79'a girdi 11 dakika. Hani kazanan ikili mücadele 1'de 0. 5'te 5 pas isabeti puan vermiyorum Mert Hakan Yandaş 79 5'te 4 isabetli pas 1'de 0 orta 1'de 0 uzun top 1'de 0 top sürme girişimi 2'de 0 ikili mücadele kazanma 3 top kaybı falan filan yani böyle bir 11 tabi oyuna girmeyen Joshua King kendine gelmiştir Crespo ee, bence çarşamba günü oynayabilir Osterwolde şimdi şu Luan Perez'i Osterwolde asla kesemez. Alioski de kesemez. Artık Osterwolde de şans üretmek için daha çok çalışması lazım. Genel istatistikler. Fenerbahçe'nin ikinci yarıyı 10 kişi oynadığını, hakemin de Sivas'tan yana çok ciddi şekilde tavır aldığını düşünürsek bakın ilk 45 dakika %37'ye 63 toplu oynama. Fenerbahçe 7 isabette 5 yani 7 şutta 5 isabet rakip 2'de 0. Ee, engellenen şut Fenerbahçe'nin 2 tane var. Ve büyük şanslar 3, kaçan büyük şanslar Bir Fenerbahçe bir tane büyük şansı kaçırdı. Ceza sahası içinden şut 6. Hani her istatistikte Fenerbahçe önde. Ancak ikinci yarı ilginç bir şekilde top rakipte kaldığı için genel istatistikte %53 rakip toplu oynama. 53'e 47. Toplam şut 12'ye 10. Bakın 12'ye 10, 10 tane şut çektirmişiz. İsabetli şut 4'e 5. Dikkat edin bizim ikinci yarı çektiğimiz 3 şutun 3'ü de isabetsiz. Rakibin 10 şutta 4 isabeti var. Kaleyi e bulmaya şut 7'ye 2. Engellenen şut 1'e 3. Köşe vuruşu 3'e 1. Offside 9'a 1. Fenerbahçe üçlüye dönüp offside taktiğinde bence güzel uygulamış ki 9'a 1. Fauller 9'a 21. Sarı kartlar 0'a 4. Yani Sivas oyuncunu ne yaparsa yapsın sarı vermeyen bir hakem yönetimi. Kırmızı kart 0'a 1. Büyük şanslar 2'ye 1. Kaçan büyük şanslar 1'e 1. Kontra ataklar, kontra atak şutları 0'a 1. Fenerbahçe ikisinde de 0'a 1. 0'a 1 önde. Ceza sahası içinden şut 6'ya 8. Ceza sahası dışından şut 6'ya 2. Kaleci kurtarışları 2'ye 3. İsabetli pas 327'ye 307. İlk defa Fenerbahçe rakipten az pas yaptı. Çünkü Atates tarlası gibi bir sahaydı. Uzun top 59'a 27. Bunlar çok önemli değil top sürme girişimi. 18'de 10 başarılı Sivas'ın. 27'de 15 bizim. Top kaybı. 155 Sivas Spor. 146 biz. Arkadaşlar. 100 e, 140'larda falan ortalaması var Sivas Spor'un. Ligin en çok top kaybına sahip ortalaması. Kazanılan ikili mücadele 62-50 yani bu maçta daha da kötülermiş. Kazanılan hava topu 12-14 top çalma 23 Sivas, Fenerbahçe 12. Pas arası 8 Sivas 17 biz. Uzaklaştırma 6 Sivas 19 biz. Uzun lafın kısası futbolcularımıza, takımımıza sahip çıkalım. Yani bugün akşam çıkacak sonuca göre her an her şey değişebilir. ben bunu hani sizleri uyarmak babında söylüyorum. Arkadaşlar takımımıza destek çıkalım. Başka Fenerbahçe yok. Ahlarla, vahlarla iş yapmayalım. Şimdi hükmen galibiyetleri ekleyip çünkü Fenerbahçe'nin hükmen 2 galibiyeti eklenecek. Galatasaray'ın bir tane eklenecek. Şu anda ben size şöyle anlatayım. 30 maça çıktık ya. 36'ya çıkmamız lazım. Biz 32 maça çıktık olarak görün. Yani 32 maç 73 puan. 32 maç 73 puan. Şu an Fenerbahçe'nin durumu bu. Galatasaray 29 maçta ancak bir maça daha çıkacak e, ee, hani 30 maç hükmenden bahsediyorum. E, ee, hükmeni sayarsan 30 maç 70 73 puan dersin. Hani ona da eşitlik say sayarsın. Ama iki maçın eksik olduğunu düşün. Şimdi Galatasaray'ın bu arada iki tane maç kaybetmesi e, her an her şeyi değiştirebilir. Ve Galatasaray yarınki maçtan başka bugünkü maç kaybederse inşallah bir tane de bir maç eksiği var. Hükmen galibiyetleri 3 0 ya sayarsan genel averajlarda da e, bir üstünlük var. Fenerbahçe 6 averaj altı Galatasaray 3 ekle 47 44. Ama Galatasaray yenildikçe averajları daha da düşecek. Genel averaj olayı da böyle. Hükmen galibiyetler. Şimdi Galatasaray'ın Başakşehir, İstanbul deplasmanı, İstanbul Spor deplasmanı, Sivas Spor'la evindeler, Ankara Gücü deplasmanı ve Fenerbahçe maçları mevcut. Fenerbahçe ise Giresun deplasmanı Trabzonspor'la evinde, Antalyasporla evinde, Galatasaray deplasmanları mevcut. Yani e, Giresun düşme hattına yakın konumda kabul ama İstanbul Spor maçında biz gördük şımarıklığımızı. Benim temennim şu Giresun İstanbul'u yensin, rahatlasın ama aynı Giresun bize yenilsin, İstanbul Spor'u umutlandırsın. Yani Galatasaray karşısında umutlanması açısından e, durum bu. Ligde hiçbir şey bitmiş değil. Beşiktaş maçı kazanırsa bugün inşallah her şey değişebilir. Mesela Nihat Kahveci'nin dediği gibi Arda Güler oynasın diye biz çok uğraştık. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Jesus'a baskı yaptık ve düzenli oynamaya da başladı. Görüyorsunuz durumu diyor. Maçlarımız 3 Mayıs'ta. Aklıma gelmişken söyleyeyim. 3 Mayıs'ın bizim için çok büyük bir önemi var. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaret ettiği gündür. Aynı zamanda kulübümüzün kuruluş e, kuruluşu kabul edilen gündür. 3 Mayıs bizim için bir tarihtir. 3 Mayıs akşamı 20.45'te Fenerbahçe Olimpiyakos'u e, konuk edecek. Fenerbahçe Beko Euroleague'de playoff serisi 3. maçında. Saat 19'da Fenerbahçe ile Vakıfbank maç yapacak. Saat 20.30'da Fenerbahçe Sivas Spor'la Türkiye Kupası maçına çıkacak. Ya kim ne derse Fenerbahçe'nin 3 Mayıs. Bir de 3 Mayıs Dünya Türkçülük Bayramı. Yani 3 Mayıs Fenerbahçe'nin Küllerinden doğacağı gün olabilir. Fenerbahçe'nin çok mutlu olabileceği gün olabilir. 3 Mayıs'ın önemini sporcularımıza bol bol hatırlatalım. Ben şunu söyleyeyim. Ee, arka arkaya gelişen gelişmeler olursa mesela Beşiktaş-Kaltasaray Yener Fenerbahçe için Şamp yazabilirsiniz. Harbi söylüyorum. Fenerbahçe girişini Yener Galatasaray başakşehire yenilirse Şamp'i yazın bize. Şamp'i yazın. Fenerbahçe Trabzonspor'u yener. Galatasaray rakibinde rakibine puan kaybederse bize şampiyon yazın. Biz yine maçı kazanırız. Galatasaray puan kaybederse bizi şampiyon ilan edin. Yani hocam öyle kolay değil ya bu çubu. Niye size göre şampiyon ilan edildi bitti oldu bitti. bitti. Ya bir Galatasaray lan bak. Icardi'ye hakem sapıkça bir hareket yaptı. Al sana kırmızı kart. 3 maç ceza aldın. İkar diye itiraz etmeye gelip Torer ya bir kırmızı da yedi. Misal veriyorum ya sadece örnek veriyorum. İki kırmızı yese Galatasaray bakın bakalım nasıl dağılıyorlar. Bakın bakalım o psikolojiye nasıl giriyorlar. Herkes bizim üstümüz oynuyordu. Trabzonspor Süper Lig'de 5 maçtır galip gelemiyor. Kayseri Spor'a yenildi. Kasımpaşa'ya yenildi. Beştaş'ta beraber kaldı. Sivas'a yenildi. Konya'ya yenildi. Bu Sivas'tan 4-7 Trabzonspor. Anlatabiliyor muyum? Olmaz olmaz demeyin. Ya olmaz diyorsanız da benim hatırım için, Fenerbahçe için, aşkımız için, sevdamız için, ya sadece sevdamız için, aşkımız için gelin hep bir olalım. Bakın bir olalım. Bir olmak dışında elimize hiçbir şey geçmez. Bizi parça pinçik ederler. Gelin arkadaşlar. Yol yakınken, lig bitene kadar en azından. Yani ee, 4 tane lig, 3 tane kupa maçımız kaldı. 7 maç. 7 maçtana kütür kütür Fenerbahçe'li olalım. Olmaz mı? 7 maç sonra ne diyorsanız kabul. Görüşmek üzere arkadaşlar. Orada akşama doğru da saat 10 17 gibi bir video sizleri bekliyor. Transfer duyum süper bir video. Görüşmek üzere.